Merhabalar, Prusa Slicer serimize devam ediyoruz. Bu bölümde filament ayarlarını inceleyeceğiz. Çok fazla bir ayar yok orada da. Bir videoda tamamını incelemeyi düşünüyorum. Çünkü asıl bizi ilgilendiren baskı ayarları kısmını detaylı bir şekilde inceledik. Filament ayarları önemli olan noktaların üzerinde duracağım. Fakat bir video içerisinde bunu anlatıp bitirmeyi planlıyorum. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler dilerim. Programı çalıştırıp filament ayarları kısmına geldiğimde bakın sol tarafta seçenekleri var. Buradan ilk seçenek filament. Filamente geldiğimiz zaman renk dediği kısım var. Burada ayarlı olan renk bu. Bu bize şunu gösteriyor. Şekil ekle kutu dediğim zaman bakın şuradaki kutunun rengi buradaki renkle aynı. Burayı pembe yaparsak artık objemiz de o şekilde görünecektir. Tek yaptığı işlem bu. Filamentimizin çapı düzgün bir baskı almak için buradaki girdiğimiz çap değeri önemlidir. Buranın değerini şu şekilde hesaplayacaksınız. Filamentin 10 santim aralıklarla ölçümler alın. Örneğin üreticinin belirttiği değer 1.75 fakat siz yaptığınız ölçümlerde birinci parametre olarak 1.73 aldınız. İkincisinde 1.74 aldınız. Üçüncüsünde 1.73 gibi 10 tane ölçüm yaptınız 10 santim aralıkla. Bunların hepsini toplayıp ortalamasını alıp o değeri buraya yazacaksınız. Burası önemlidir. Default olarak 1.75 gelir. Bunu ayarlamanın farklı yöntemleri de var. Fakat filament kısmındaki çap bölüm burada doğru değeri girmek önemli. Ekstrüzyon çarpanı bu bölümde de ekstrüzyonun birebir yapılacağını söylüyoruz. Bu değeri azaltırsak akış oranını azaltmış oluruz yazıcımızdaki. Bu değeri genelde 0.9 ve 1.1 arasında kullanılması önerilir. Eğer bunun daha üstünde bir değer giriliyorsa o zaman yazıcımızın ekstrüder adım ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Ekstrüderin adım ayarlamasını yaptıktan sonra burayı 1 olarak bırakabilirsiniz. Yani şu şekilde anlatmaya çalışayım. Biz yazılımla ve mekanik bir sistemi ikisini entegre etmeye çalışıyoruz. Mekanik olan kısımda illaki bir takım değişikliklerle bu parametreyi 1'de tutabilirim. Fakat ben mekanik aksamla yani yazıcının kendisiyle herhangi bir değişiklik yapmadan yazılımda bu değişikliği yapmak istiyorsam ekstrüzyon çarpanında burayı değiştirmem gerekiyor. Bu şekilde çalışıyor. Bu alt taraftaki kısım yoğunluk, maliyet, makara ağırlığı dediği kısım aslında G-kodu dilimli dedikten sonra bize bir takım tahminlerde bulunuyor. Bu tahminlere yardımcı olan verilerdir. Şimdi tabloya geldim. Dilimle dedim. Bakın şu kısımda kullanılan filamentin metresi yazıyor. Kullanılan filament milimetre küp olarak burada bir değer belirtiyor ve bize maliyet veriyor. Bu değerleri hesaplayabilmesi için ihtiyaç duyduğu parametrelerdir. Normalde buradaki yoğunluk değeri filamente göre değişir. PLA filamentler için 1.24 ya da 1.25 gram santimetre küp değerini buraya girebilirsiniz. Kullandığınız filamentin üreticisinden bu bilgiyi talep edip buraya yazabilirsiniz. Maliyet dediği kısımda 1 kilogram filamenti yani alt tarafta makara ağırlığına 1000 gram girdik. Ne kadar alıyorsanız bunu yazacaksınız. O zaman size aşağı yukarı burada bakın 1.57 lira veya euro, dolar, para birimi neyse ona göre bir hesaplama yapıyor. Buradaki objenin basın maliyeti. Tabi burada elektrik ve diğer giderler yer almıyor. Sadece malzeme masrafı yer alıyor. Geldik sıcaklık bölümüne. Buradaki bekleme sıcaklığı dediği kısım iki kafalı veya birden fazla kafası olan yazıcılarda bir kafa baskıyı yaparken diğeri bekliyor. Oradaki bekleme sıcaklığı ile alakalıdır. Tek kafalı bir yazıcı kullanıyorsanız ki yazıcıların birçoğu tek kafalı olarak üretiliyor. Bu seçeneği kullanmanıza gerek kalmayacak. Hemen altına geçiyorum. Nozzle ve tabla sıcaklıkları var. Zaten buradan nozzle'ın ilk katmanda kaç santigrat derece, sonraki katmanlarda kaç santigrat derece olacağını burada belirtiyoruz. Yani ben ilk katmanda 215 olsun, daha sonraki katmanda da 211 olsun dersem ilk katmanı 215 derecede yazacak, sonraki katmanlarda 211 dereceye düşürecek. Aynı sıralama tabla için de geçerli. Tablanın da sıcaklık ayarlarını buralarda değiştirebiliriz. Hemen alttaki sekmeye geldim. Soğutma bölümü var. Burası önemlidir. Seriye ilk başladığımızdan beri köprülerden bahsediyoruz, delik çaplarından bahsediyoruz. Düzgün bir baskı almaktan bahsediyoruz. Modellere göre bizim parça soğutma fanımızın nasıl çalışacağını belirlememiz gerekiyor. ABS materyalden bir baskı alıyorsak parça soğutma fanını deaktif bırakırız. Fakat PLA tam tersine serinliği sever. Yani baskı yaptığımız esnada baskısı yapılan yerde herhangi bir köprüleme yapıyorsak orada malzemeyi hızlıca soğutması için bir fanla üfleme yapmamız gerekiyor. Parça soğutma fanını aktif ettiğimiz ya da hangi
koşullarda aktif etmemiz gerekiyorsa o parametreler burada yer alıyor. Hemen incelemeye başlayalım. İlk seçenek olan fanı daima açık tutu işaretlediğim anda bakın şurada fan hızı bölümü aktif oluyor. Şimdi bunu kapattım. Burada herhangi bir değişiklik yapamıyorum ama işaretlediğimde minimum değeri açıldı. Bu değer şudur. Yüzde olarak değer veriyoruz buraya. Fanın %50'sini açacak. Ne zaman açacak? Hemen altına geldiğimizde fanın devre dışı bırakılacağı katman sayısı. Burada kaç katman demişsem ben o katmana kadar kapalı tutacak. Ondan sonra açacak. Bu senaryoda birinci katmanda kapalı olacak. Daha sonrasında fanı %50 olarak açacak. Tabloya geldim. Modeli dilimle dedim. Şuradan da fan hızı bölümünü aldım. Bakın ilk katman için mavi gösteriyor. 0. İkinci katmana geldiği anda sarıya geçti. %50. Bundan sonraki her katmanı fanı %50 açık olacak şekilde devam edecek. Bakın şuraya geldi. İlk katı dolguyu atarken yani burayı köprü olarak algılıyor. Burayı atarken kırmızı yani %100 olarak yazmaya başladı. Onu da neden yapıyor? Köprü fan hızı %100 olarak ayarlandı. Bakın burayı %70 yaparsam ve tabloya gelip tekrar dilimle dersem buranın hızının da artık %70'e düştüğünü görürsünüz. Diğer taraflarda %49-56 arası yani şuralarda %50 ile fanı açık tutarak basacak. Tekrar filament ayarları kısmına geldim. Köprü fan hızını anlattık. Şuradan otomatik soğutmayı etkinleştir dediğim anda ne olacak? Ben burada fan hızını %50 ile %100 arasında bir değer belirlersem ya da burayı %20 yapalım. Tekrar tabloya geldim. Dilimle dedim. Bakın her katmanda farklı bir fan hızı uygulayarak devam edecek. Burada renk değişimini görüyorsunuzdur. Tamamen hepsi kırmızı değil. Bazı yerler bakın açık renkli. Şurayı %72 fan hızında basacak. Şurayı %80'de, şurayı %90'da basacak. Fakat %100'e hiçbir zaman çıkartmadı. %100'e ne zaman çıkartacak? Şuradaki köprüye geldiği zaman köprü fan hızımızı da değiştirmemişiz. %70 olarak bırakmışız. Bu bölümden yazılıma otomatik olarak minimum %20, maksimum %100 arasında fan hızını ayarla diyebileceğimiz bölümdür. Otomatik soğutma bu işe yarar. Geldik dinamik fan hızları bölümüne. Burası zaten önceki videolarımızda da bahsi geçen köprülerin fan hızlarıdır. Burada köprü fan hızını %70 olarak ayarladık ama burada da değişik parametreler belirtebiliriz. Yani köprünün %75 çakışması durumunda %80 fan hızı uygula diyebilirim. Buradan da bu ayarları yapabilirim. Geldim aşağıya soğutma eşikleri var. Katman yazdırma süresi bu değerin altındaysa yani yaklaşık 60 saniyenin altındaysa fan etkinleşecek. Çünkü 60 saniyenin altında olan katman yazdırmalarda biraz daha fanın etkinleştirilmesi, parçanın soğutulması gereklidir. Bu değeri de açıp kullanabilirsiniz. Güzel bir özelliktir. Katman yazdırma süresi bu değerden düşükse yani 5 saniyenin altındaysa yavaşlat diyoruz. Çünkü daha hızlı yazmaya devam ederse ve soğutma yetmezse artık üst üste gelen filamentler sıcak olacağı için, soğuyamayacağı için modelde bozulmalar olacaktır. En düşük baskı hızı dediği bölümde şuradaki yavaşlatacağı kısım. Burada eğer 5 saniyenin altındaysa en düşük düşüreceği hız burası olacak. Hemen altında gelişmiş bölümü var. Burada değiştireceğimiz çok fazla bir parametre yok. Bu sayfa genelde birden fazla kafası olan yazıcılar için geçerlidir. Malzemenin filament tipini buradan seçeriz. Çözünür malzeme kullanıyorsak eğer destekler için bu seçeneği işaretleriz. Fakat biz bu anlatımı tek kafalı bir yazıcı için yaptığımız için burayı da geçiyoruz. Filament geçer sıkılmaları dediğimiz kısımda geri çekme işlemlerini ve bu parametreleri ayarladığımız bölüm geliyor. Geri çekmenin uzunluğunu milimetre cinsinden burada belirtiyoruz. Birkaç video öncesinde Z-Hop değerinden bahsetmiştik. Baskı ayarları bölümünde hız parametrelerini incelerken orada Z'nin boştaki hızıyla ilgili bir konuşma yapmıştık orayı öğrenirken. Orada Z-Hop değerini bu şekilde girebiliriz demiştik. Geldik şimdi o kısma. Z'yi kaldırma yüksekliğine. Ben burayı 2 mm olarak ayarlarsam katman değiştirirken Z'yi 2 mm kaldıracak. Yerine gidecek. Orada 2 mm tekrar aşağıya indirecek. Bunun hızını da hız parametrelerini incelediğimiz videoda nereden ayarlayacağınızı bakıp öğrenebilirsiniz. Sadece yukarıdaki Z kaldırıcı dediğimiz kısım. Bakın buraya 2 yazarsam 2 mm sonra Z yukarıya aşağıya 2 mm kalkacak. Yani baskımız toplamı 5 mm olsun toplam yüksekliği. Bu 5 mm'nin ilk 2 mm'sinde herhangi bir Z-hop işlemi yapmayacak. 2 mm'sinden sonra şurada ayarlamış olduğum parametre kadar
Z'yi kaldıracak katman değiştirirken, tekrar indirecek. Burada hangi milimetreden sonra Z kaldıracının çalışması gerektiğini belirtiyoruz. Sadece aşağıda dersek eğer, burayı da örneğin 5 milimetre yaparsam, 5 milimetrenin altında kalan bölümde Z'yi kaldıracak. Baskı 5 milimetrenin üstüne çıktığı anda Z'yi kaldırma işlemini iptal edecek. Geri çekme hızı filamentimizi geri çekme işlemini yaptığı hızdır. Onu da buradan ayarlıyoruz. İleri itme hızı genellikle Bowden tip extruderli olan yazıcılarda kullanılan özelliktir. Geri çekme işlemini yaptıktan sonra ne kadar ileriye itecek? Geri çekmeyi yaptı. Ne kadar ayarlamıştık biz burada? 1 milimetre. Baskı yapacağı yere geldi. 1 milimetre geri itti. Sıfıra geldi extruder. Fakat filamenti iten motorla nozzle arasında mesafe olacağı için bazen bu ayara ihtiyaç duyulabiliyor. Burayı 1 milimetre dersem ben eğer, yazma işlemini yaptı, daha sonra geldi 1 milimetre geriye çekti ve yeniden yazım işlemine başlayacağı noktaya geldi, 1 milimetre geriye itekledi, sıfır konumuna getirdi. Ondan sonra filamenti tamamlamak için artı 1 milimetre daha itekleyecek. Yani özetle 1 milimetre geriye çekecek, baskıyı yapmaya başladığında 2 milimetre ileriye itekleyecek ki tam filament gelsin. Bu ayarda dediğim gibi Bowden tip extruder kullanan yazıcılarda kullanılan bir özelliktir. Şurada katman değişiminde geri çek diye bir bölüm var. Bunu işaretlersem katman değiştirirken Z hareketini yaparken geriye de çekecek. Bu işlemi yapıyor. Geri çekerken temizlik yap dediği, bakın bunu işaretleyelim. Burada görebileceğiz mi bilmiyorum ama benim bir süre önce kullandığım bir özellikti. Şunu yapacak. Geldi bu katmanı tamamladı. Bakın şurada Z'yi ayarladığımız katman yüksekliğinde yukarı kaldıracak ya. Burada kaldırmadan önce getiriyor. Şu kadar bir mesafe filamenti ucunda herhangi bir akıntı varsa bu duvarın üstüne sürterek temizleme işlemi yapıyor. Nozzle'ı temizliyor. Sonra katmanı kaldırıyor. Böyle bir işlem yapıyor. Bu baskı süresini uzatan bir özellik. Yazıcınızın ayarları güzel değilse bu özelliği kullanabilirsiniz ama ben kullanan çok fazla kişi görmedim. Sadece merak ettiğim için kullanmıştım. Benim yazıcılarımda böyle bir şeye ihtiyaç olmuyor. O yüzden kullanmıyorum. Temizleme işlemi yapmadan önce, yani şurada geri çekerken temizlik yap dediğimiz kısımda, geri çekilecek miktarı da yüzde olarak burada belirtebiliyoruz. Şu alttaki kısım yine çift kafalı yazıcılarla ilgilidir. Burayı da anlatmıyorum. Özel G-code kısmına geldik. Burada yazıcımız baskıya başlarken filament için belirteceğimiz kodları bu alanda girebiliriz. Bu sayfada anlatacağımız bir şey kalmadı. Filament ayarlarını da burada bitirelim. Bu arada sizler için kanalımda gerçekten faydalı içerikler üretiyorum. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, içerikleri beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.